Merhabalar efendim. Bugün yine Doktor Vedat Obuz Bey'in ofisini ziyaret edeceğiz birazdan. Kendisine COVID-19 hakkında son gelişmeleri soracağız. Merhaba hocam. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Yoğun çalışıyorsunuz. Evet. Hocam bir 10 dakika size bazı sorularımız olacak. Evet. Bu COVID-19 biliyorsunuz evet. Dünyayı kasıp kavurdu. Evet. Önümüzde koca bir kara tablo var evet. Ve insanlarımız çok üzgün. Çok kayıplarımız oldu. Bununla ilgili son gelişme nedir hocam? Sizden bir son durum alabilir miyiz? Hatırlarsanız bir muamma ve bilinmeyenler içerisinde ilk yayınımızı yapmıştık. Evet. Milyonlara ulaştığını düşündüğümüz bu yayından sonra o kadar çok pozitif geri dönüm oldu ki yani yaptığınız işin için öncelikle sizlere teşekkürle başlamak istiyorum. Karamsar bir tablo var ama bu tablo karamsar olması gereken bir tablo mu yoksa karamsarlık yaratılacak bir tablo mu diye başlayalım. Bu kalemun diye tarif edilebilecek bir virüsle, koronavirüsle, aynı grip virüsüyle aynı sınıfta olan bir virüsle karşıyayız ve benim daha önce yaptığım yayınlarda da bu virüsün davranış tarzı, moleküler yapısı konusunda tabiattan gelen dost doğru bir virüs olduğunu düşünmediğimi söylemiştim. Hala o düşüncedeyim. Ve virüsün çok fazla mutasyon geçirmesi de bunu kanıtlarcasına. Şimdi hatırlarsanız ilk başlarda yoğun bakımlar ciğerlerinden nefes alamayan hastalarla doluydu. Evet. Bilinmeyen sebeplerle gelen herkesin boğazına tüpü koyup makineye bağladık ve insanları çok hızlı bir şekilde kaybettik. Daha sonra bu klinik yaklaşımın yanlış olduğu, özellikle ölümlerin ana sebeplerinin pıhtılaşma sistemindeki arızalardan ve yine çok kalınlaşmış müküs plak dediğimiz yani ciğerin içini dolduran balgamlardan dolayı olduğu bulundu. Ona yönelik tedaviler, artı bilgilerimiz arttıkça asıl ölüme sebebiyet verenin virüsün kendisi değil de virüsün yarattığı inflamatory cascade dediğimiz kronik inflamatory response sendroma benzer ya da akut inflamatory response sendroma benzer olayların olduğunu gördük ve değişik yaklaşımlarla bunu azaltmaya başladık. Evet. Ama en önemli unsur neydi? Toprağın kendisi yani verimi veren toprağın kendisi insanın tabiatında toprağın kendisi ne? Bağışıklık sistemi. Evet. Yani bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğimiz zaman öteki yardımcı faktörlerle birlikte bunu önleyebileceğimizi çok iyi gördük. Ben her zaman için Türk hükümetinin yaklaşımı çok takdirle karşıladığımı söyledim. Maalesef her zaman olduğu gibi bir Türkiye karşıtı olan kurumlar zinciri olan bir ülkede yaşıyoruz. Onların haritaları koyduğu, yayınları yaptığı üniversiteleri datasına güvenilemez demekle aşağılamaya çalıştı ama gerçek dataya olduğuna inandığım datalarla hükümetimizin çok güzel yaklaşımıyla kontrolü altına alınmış olan bir virüs vardı. Evet. Şimdi neler oldu diyelim? Önce ciğerlerden hasta olan hastalardan sonra hatırlarsanız ya da duyarsanız duyduklarımızı daha çok bağırsak sistemiyle ilgili şikayetleri olanlar gelmeye başladı. İshallerde olanlar da yaptık testleri hep COVID çıktılar. Şimdi onlar da azaldı. En son böyle baş ağrısı sinir sistemiyle ilgili olan semptomların ağırlıklı olan bir virüse döndü bu virüs. Evet. Fakat bu arada konuyu iyi bilmeyenler değişik haberler, gereksiz, asılsız haberlerle ne demeye başladılar? Dediler ki beyne burundan giriyor, beyni yiyor, beynin içine giriyor. Et yiyen virüs de. Daha önce olan et yiyen MRSA diye bir hastalık evet. vardı. Bildiğimiz her şeye böyle kötü isimler takıyoruz ama şimdi bu virüsün özelliği şu. Virüs çok yoğun bir şekilde insanlara girdiği zaman, insan vücuduna girdiği zaman inflamasyon dediğimiz bir zincirler başlatıyor. Hı hı. Bu başlattığı zincirlerin esnasında vücudun ürettiği sitokin dediğimiz moleküller var. Evet. Bu moleküller bazen insan dokularına karşı antikorlarla aynı özelliği sahip olduğu için target ettiği yani gittikleri organlarda yapıştıkları yerde arızalar çıkarıyor ve o çıkardıkları, yaptıkları etkilere göre insanlarda semptomlar yani belirtiler ortaya çıkıyor. Evet. Beyin kan bariyeri duvarını aşan bu antikorlar beynin içerisindeki bu antikorlarla birlikte oluşan Alzheimer'a benzeyen öteki beyin hastalıkları, kronik Parkinson'a benzeyen hastalıklar, hatta
multiple skleroz dediğimiz yani MS'e benzeyen semptomlara benzer semptomlarla insanları hatta şuur kaybı, şuur değişikliğiyle insanlarda olaylar yarattığı için acaba bu beynin içine virüs girdi mi diye söyleniyor. Bence gördüğümüz olay asıl virüsün vücutta yarattığı inflamasyonun yani yangının beyindeki öteki organlardaki karşılığıdır. Yani beyine et yiyen ya da sinirleri yiyen bir mikrop değil bu mikrop. Neyse, nereye geldik şimdi? Hocam bir şey daha sorayım buyurun. Öbürüne geçmeden. Buyurun. Son duyumlara göre 50 kez mutasyona uğramış bu virüs. Yani gitgide daha etkisiz hale geliyor ve Eylül'de falan bitecek gibi bir şey var. Şimdi, doğru mu acaba bu bilgi? Yorum yapmaya gerek yok. Ben ne dedim? Bu virüsün aslında öteki ismi bu kalemin virüs. Evet. Bu kalemin gibi renk değiştiriyor. Şimdi bu kalemin her türlü rengine girebildiği için gevşemememiz lazım. Niye? Şimdi virüsün acile yatıracağı, insanı öldüreceği etkileri azaldı ama bulaşıcılığı daha fazla arttı diye düşünüyorum. Şimdi bakarsanız Florida'da, Arizona'da artışlar çok fazla. Biz serbest bıraktılar, ve gevşeme oldu. Şimdi bu serbest bırakmanın altında bu virüsün Allah etmeye ikinci bir mutasyonla daha kötü etkiyi çıkarma ihtimali olduğu için daha önce yaptığımız sıkı mesafe, el yıkama, bağışıklık sistemini güçlendirmelerin hepsine devam etmemiz lazım. Evet. Hatırlarsanız biz vitamin D dediğimiz zaman bize karşı çok negatif yazanlar da olmuştu. Hatta etkili bu oldu. Etkili ne kadar etkili olduğu yayınlar çıktı. Evet. Başka ne demiştik biz? Vitamin C dedik. Mesafe dedik. C vitamini ile ilgili o kadar çok yayınlar çıktı ki yani benim katkılarımla bizim çalıştığımız hastane ilk gelen hastalara damardan yüksek dozda vitamin C'ler verdiler. O yüzden New Jersey eyaletinde bizim hastanemiz en az hasta kaybı olan hastası. New York'ta ağır bakıma, yoğun bakıma yatırılan 10 hastadan 8'i ölürken bizim hastanede o oranı biz 5'e düşürdük. Çok iyi. Onun haricinde ne dedik? Mesafe çok önemli, hijyen çok önemli dedik. Bunlar kesinlikle ve kesinlikle bırakılmaması gereken şeyler. Evet. Fakat bir şey daha var. Karamsal olmamak lazım. Evet. Hayat idame ettirilmesi lazım. Orta kararı bulup hayatımızı devam ettirebilmenin yolunu bulmamız lazım. Yani bu orta karar aklı selimle olması lazım ve yine ilimle olması lazım. Bakın size ben bir örnek göstereceğim. Okay. Şimdi koronavirüsle ilgili Amerika'da bizim gibi bilim adamlarının en çok güvendiği Nature magazinde çıkan 16 Ocak yani bugün ayın kaçı? 16'sı 2 gün önce çıkan bir çalışma var. Bu çalışmayı sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü antikor testleri yaygın bir şekilde kullanmaya başlandı. Evet. Şimdi antikor testlerine bakılıp da insanlar acaba geçirdi mi, geçirmedi mi, geçirdiysem antikor testim niye çok düştü diye çok sorular gelmeye başladı. Şimdi yapılan çalışma onu gösteriyor ki maalesef diyeceğim. Hastalığı hafif geçirenlerin antikor seviyeleri hızlı bir şekilde aşağı düşmeye başlıyor. Fakat hastalık geçirenlerde hafif, ağır geçirenlerde yüksek miktarda antikor olduğu için düşme yavaş oluyor. Birileri çıkıp diyebilir ki yani bu antikor çabuk düşüyorsa aşı da zaten zayıf bir virüsü taklit eden bir aşı olacağı için çünkü kuvvetli hastalık yapamayacağı için onda da bir problem olabilir diye. Ama çalışmanın yanında vücudumuzun bağışıklık sisteminin iki kolu var. Innate dediğimiz yani antikor olmadan önce mikropları, virüsleri kavrayıp öldüren hücrelerimiz var. Makrofaj hücreleri var. Onların da bir hafızası var. Onların geliştirdiği bu etkinin ikinci virüs karşılaşmasında yine etkili olduğunu gördüler. Orada en önemli nokta şu. İlk virüsle karşılaşıldığında savaşan bu hücrelerin kabiliyetini ve kuvvetini en çok artıran maddelerden bir tanesinin vitamin D olduğu bulundu. Vitamin D. Denizin. Şimdi vitamin C onun yardımcısı. Vitamin D niye önemli? Yaz ayına girdik. Güneş çok. Aldığımız takviye yanında olabildiğince açık havada hem de
bu COVID'in getirdiği stresi azaltmak için ailemizle güneşe maruz kalarak vitamin D seviyemizi yükseltmemiz şart. Onu tavsiye edeceğim. İkincisi, karamsarlık olmadan mesafe, el yıkama, bağışıklık sistemi desteklenme, güçlenme devam edeceğiz. Yani gevşemeye mal yok, korkmaya hiç gerek yok. Hocam bir de COVID-19'u geçirenler, başka geçirmeyenler de onlardan korkuyorlar biraz. Bunlar taşıyıcı olabilir mi diye. Öyle bir durum var mı? Öyle bir durum söz konusu çok nadir vakalarda olabilir. Fakat şöyle bir olay var ki yani bir kere geçiren insan antikor geliştirdikten sonra o insanın tekrar ikinci virüsle karşılaştığı zaman onu öldürme kabiliyeti fazla olduğu için ikinci virüsü başka bir yerden alsa bile size vermiyorlar. Birinci olay o. Taşıyıcılık çok nadir bir şey. Korkmalarına gerek yok. Yani bir virüsü geçirdikten sonra taşıyıcı olabilen kişinin sürekli hasta olması lazım. Ateşi olması lazım. Bağışıklık sisteminin çok ama çok zayıf olması lazım. Tekrar işe dönmelerinde bir sakınca yok diyorsunuz. Biz şöyle yapıyoruz. Üçlü tedavi test imkanı var Amerika'da. Birisi antijen testi. Yani boğazdan direkt aldığımız salgıdan direkt antijeni ofisimizde test eden makinalarımız var. Evet. Bunu Quidel diye bir laboratuvar çıkardı. İkincisi antikor testlerimiz var. Antikorun iki cinsi var. IgM ve IgG. IgG testi yüksek olanlarda biliyoruz ki en az 3-4 haftadan önce bu olay gelişmiş. Antikor geliştirmişler. Problemi yok ama bunun üstüne biz artık eskiden biliyorsunuz burnun içerisinde çok kötü bir şekilde çubukları sokup önüne kalıyorduk, sokuluyordu. Çok rahatsızlık verici, herkes yapmak istemiyordu. Şimdi artık tükürükten dahi aynı sonucu veren testler çok çıktığı güzel. İçin biz tükürük üstünden veya 24 saatlik testler bunlar zaten makineye gittikten sonra ya da boğaza swab dediğimiz hani Türkiye'de beta testi var ya, beta testi gibi bademciğin üstüne veya yemek borusunun hemen üstündeki farenks dediğimiz kısmına dokunaraktan örnek alıp laboratuvara gönderiyoruz. Yani şimdiye kadar gördüklerimiz benim yaptığım COVID testi pozitif olan hastalar içerisinde antikoru çıkmış olanlarda bir defa antijenine PCR testine rastladım. Pozitif olan aynı hastayı 5 gün sonra tekrar test ettim ve PCR testi negatif oldu. Şimdi onu da şöyle izah etmek gerekiyor. Virüsü çok fazla olan insanın vücudunda virüs ölmüş olsa bile virüsün proteinlerinden bir parça varsa bu testi biz aldığımız zaman bu test o proteini gösterebilir ama o virüsün canlı olduğuna dair işaret olmayabilir. Özellikle bu çok yakın zamanlarda geçirilmiş. Yani PCR testi pozitif bile olsa antikor olan bir kişi bulaşıcı değildir. Bulaştım çünkü orada testi pozitif olan büyük ihtimalle en son ölmüş olan virüsten kalan parçalardır. Benim yorumum o. Evet. Bunun için zaten çalışmalar, yayınlar çok sayıda çıkacaktır çok yakın zamanda. En önemli unsur şu. Karşıdaki kişinin pozitif olması, yani mikrobu taşıyor olması size korunmasız, yani maske olmadan konuşurken mesafesi önemli. Hatırlarsanız iki hafta önce bir maskelerle ilgili, çalışmayla ilgili bir videoyu yaptırdık Forum USA'de. Oraya baksınlar. Bir maske olmadan öksürdüğü zaman 12 feet'e kadar, yani yaklaşık 3-4 metreye kadar diyelim, 1.7 çarpı 2 metreye kadar gidiyor. Ama maske olduğu zaman, çok kötü bir maske bile olsa, etrafından kaçsa bile 6 feet'e kadar veya ya da 1 metreye kadar gidebiliyor. Ama iyi bir maske olduğu zaman, yani 2.5 santimin ötesine geçmiyor. Ya da 3 santimin. Yani bu kişinin o kadar yakında olmanız lazım. Artı geçirdiğimiz zamanın süresi çok önemli. 5 dakika, 3 dakika geçirdiniz, yakın bile olsa, öksürmüş olsa bile onun sizde enfeksiyon yapma riski çok ama çok az. Ama aynı ortamda çalışıyorsanız, sırt sırta yan yana, aynı havayı kapalı bir yerde soluyorsanız, kapalı yerde havalandırma temizleme sistemi yoksa, bakın şu gördüğünüz alet, AirQ bizim her ofisimizde var. Şu anda havadaki her türlü partikülü anında bağlıyor.
Bu ofiste bir hasta öksürse bile o hastanın buraya verdiği mikrop 5 dakikanın içerisinde alınmış olacağı için riski az. Yani environment dediğimiz yani çevre temizliği, çevredeki toksinleri, virüsleri, bakterileri süzme sistemi çok önemli. Yani çalıştığınız yerde eğer imkan varsa iş yeri sahiplerine havayı temizleyecek sistemler, filtrelerin çok iyi kullanılması gerektiğini göstermeniz, sormanız lazım. Eğer bir işverenseniz iş yerinizdeki hava filtreleriniz daha yüksek korunurluğu olan, rakamı yüksek olan yani en küçük partikülleri bile süzen filtrelerle temizleyip değiştirmenizi tavsiye edeceğim. İkincisi ateş çok önemli. Ateşi yüksek olduğu zaman bulaşıcı hastalıkların en yüksektir. İş yerlerinde mesela fabrikalarda çalışanlara fabrikaya girmeden ateş kontrolünün önemli olduğuna hala inanıyorum. O konuda yani iki türlü yaklaşım olsa bile. Üçüncüsü de tekrar ve tekrar. Bağışıklık sistemi. Bağışıklık sistemimizi soracağız. Bağışıklık sistemi baskılayan en önemli olaydan birisi de karamsarlık. O yüzden karamsar olmayacağız. Mutlu olacağız. Dikkatli olacağız. İyi besleneceğiz. İyi dinleneceğiz. Uyku çok önemli yine. Hocam bu virüs içeride girdiği zaman ateş ne kadar zamanda gösterebiliyor? Şimdi bazı viral enfeksiyonlar vücuda girdikten sonra birinci günde bile ateşi gösteriyor ama prodrom dediğimiz genelde bu virüste 5-6 güne kadar hiçbir ateş olmadan vücutta kalabiliyor. Ondan sonra ateş çıkabiliyor veya belirtiler çıkabiliyor yani. Uçuşlara izin verdiler. Evet. Turistler uçuş yapabiliyor. Evet. Türkiye'den girişte ateş ölçüyorlar. Peki uçakta ne kadar zamanda o insanlar herhangi bir tehlike yok mu onlar için? Tabii onu sıfıra indirmenin yolu çok zor. Şimdi o yüzden değişik firmalar değişik araştırmalar yapıyorlar. Benim yine tavsiye edeceğim en önemli olaylardan biri antijen testiyle antikor testini 5 dakikada sonucu alabileceğiniz testler olduğu için çok yoğun bir şekilde hava yolları şirketlerinin kullanması lazım. Yani ateş olacak yetmez. Yani toplamda maliyeti düşük olan testler bunlar. PCR testi gibi özel makinalara ihtiyacı olan testler değiller. En azından aktif infeksiyonu olan kişileri yakalama ihtimaliniz var yani. Onu ben çok yüksek oranda tavsiye ediyorum. İkinci bir şey de yine innate dediğimiz yani bizim ilk virüs girdiği zaman virüsle savaşacak olan sistemimizi kuvvetlendirmek için benim hocalarımdan Dr. Jonathan Wright'ın güzel bir tavsiyesi var. Bunu herkese söylüyorum. O diyor ki 3 şey yanıma almadan diyor ben yola çıkmam diyor. Birincisi diyor iyot. İyotu 20 damla bir bardağa damlatıyor. Evet. Gargara yapıyor. 3 damla daha içine atıp ondan sonra onu içiyor. Evet. Uçağa girmeden önce bunu yapıyor. Uçağın içerisindeki yolculukta 5. saatten fazlaysa 2. defa yapıyor. Ve yine yüksek dozda 20 bin ünite gibi uçağa binmeden önce ve uçağı bir gün önceden başlamak üzere uçağa binmeden önce 20 bin ünite alıyor kendisi ve indikten sonra da 23 gün boyunca 20 bin ünite alıyor. Yani toplam 60 bin ünite vitamin D ve vitamin C de ortalama 3 gram vitamin C seyahatler sırasında kullanıyor kendisi. Bunun bağışıklık sistemini çok iyi bir şekilde aktive edip zinde tutabilecek bir metod olduğunu düşünüyorum. Bunlara uyarlarsa sıkıntı yok uçmakta. Yani sıkıntı yok diye kimseye söylemiyoruz ama riski azaltmanın yolları bunlar. Birincisi de, ikincisi de maske çok önemli. Evet. Maske kullanmakta hala ısrar ediyorum. Üçüncüsü de yine bu ellerle geçtiği için, elimiz gözümüze değdiğimiz zaman virüs gelebileceği için oturduğunuz yere oturur oturmaz etrafınızı başka birisinin dezenfekte ettiğini düşünseniz dahi güzelim Türkiye limon kolonyası yanınızda taşıyın onunla bir her tarafınızı temizleyin derim. Çok güzel. Hocam havuzda ve denizde geçme ihtimali var mı? Havuzda olabilir, denizde çok zor. Niye? Çünkü denizde özellikle okyanus denizinde çok yüksek oranda iyot var denizden üstümüze gelen. İyotun immün sistemi kuvvetlendirici yine aynı zamanda bağışıklık sistemini artırıcı bir metodu olduğunu biliyorum ama ben hafta sonunda çocuklarımı denize götürdüm. Ne yaptım? Kural koydum. Evet. Denizde dahi olsak 12 feet yani
6 fit değil 12 fit mesafe koydum. Ondan daha kısa süre zamana kimseye yaklaşmayın dedim. İyotun içinde virüs var mı diyorsunuz? İyot denizin içinde. Deniz suyunun içinde zaten yaşamayan bir virüs. Bu virüsün yaşaması için insana lazım. Evet. Yani ama o bölgede yani öksüren bir kişinin havada kabarcık olarak durma ihtimali de az. Niye? Çünkü sürekli bir rüzgar var. Ve sürekli suyu ağzına su, suyla da biliyorsunuz deniz suyunun vücudumuzda mikropları öldürücü özelliği olduğu için sürekli bir gargara yapıyormuş gibi düşünüyorsunuz evet. Yüzerken. Yani o yüzden denizi denizi herkese tavsiye ediyorum. Özellikle vitamin D'mizi yükselteceği için. Evet. Denizden korkmasınlar. Havuzlarda dikkatli olsunlar. Eğer bakarsanız haberleri, Amerika'da en çok vakanın olduğu bir Arizona'da bir bölge vardı. Orada özel havuzu olan bir otelde yapılan partiden sonra oraya gidenlerin yaklaşık yarısından çoğunun pozitif olduğu görüldü. Niye? Yan yana sırt sırta durdular. Mesafe yakın oldu. Saatlerce beraber durdular. İkinci birisi de alkol biliyorsunuz. İnsanların bağışıklık sistemi çok baskılarlar. Alkollü olan yerlerde beraber olan insanlardan dolayı bu virüsün sayısı yine çok arttı. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Hocam çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Dikkatli olacağız. Zinde olacağız. Mutlu olacağız. Ondan sonra işimizi daha önce söylediğimiz gibi profesyonelce yapacağız. Korkmayacağız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Efendim Amerika'daki ve dünyadaki Türklerin doktoru Sayın Doktor Vedat Obuz Bey'den tekrar görüşlerini aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Bir başka programda buluşmak üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam.